Bugünkü milletvekillerimizin gelişi çok anlamlı. Köy enstitüleri bir dönem modeldi. Bu Türkiye'nin kalkınma modeliydi aynı zamanda. Eğitimdeki öncülük modeliydi. Bugün Finlandiya konuşuluyor, Kore konuşuluyor, İzlanda konuşuluyor, Norveç konuşuluyor. Türkiye bu modeli geliştirtebilirdi. Hem Türkiye'deki tarımsal anlamda, hem eğitim anlamda, hem sanatçıların yetişmesinde. Türkiye maalesef bu çıtayı düşürdü. Dünyadaki kalkınmanın modeli eğitimden geçiyor. Biz bu eğitim modelini yeniden hep beraber farklı modlarla yeniden yaratacağız iktidarımızda. Değerli basın emekçileri, bugün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yürüttüğümüz çalışmanın 17.sindeyiz. 17. Köy Enstitüsü durağına geldik ama Muradiye Ernis Köy Enstitüsü aslında en son kurulan köy enstitüsüdür. Bugün Van İl Başkanımız, Muradiye İlçe Başkanımız, Erciş İlçe Başkanımız, Ali Öğretmenimiz, buradan mezun olan Ali Öğretmenimiz ve il yöneticilerimizle birlikte huzurlarınızdayız. Muğla Milletvekilimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Komisyonu üyesi, eğitimci Suat Özcan ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya olarak sizlerin karşısındayız. Bugün Van Denizi'nin kıyısında olmak, Van Denizi'nden sizlere seslenmek bizim için önemli bir ayrıcalık. Eğer buralarda köy enstitüsü inşa edilmemiş olsaydı, ne Erciş'te, ne Muradiye'de, ne de Van'da, ne de bu doğada bu güzelliklerin olması mümkün değildi. Bunu yaratanlara, bunu bugüne devredenlere selam olsun diyorum. Ernis Köy Enstitüsü 1948-1954 yılları arasında eğitim öğretim vermiş. 18 Kasım 1948'de 21. Köy Enstitüsü olarak kurulmuş. 150.200 metrekarelik bir alana kurulmuş. Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari illerinden öğrenciler almış. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Tahsin Banoğlu yaptırdığı incelemelerden sonra Van Gölü sahilinde bulunan Ernis'e bir köy enstitüsü kurulması için İlköğretim Genel Müdürü Yunus Kazım konuyu görevlendirir. Dikkat ederseniz değerli basın emekçileri, bizi takip ediyorsunuz, bunu biliyorum. Bugüne kadar tüm köy enstitülerinin kuruluş sürecinde İsmail Hakkı Tonguç var, Hasan Ali Yücel var. Ama burada süreç değişmiş. Neden süreç değişmiş? Çünkü Hasan Ali Yücel Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınmış. İsmail Hakkı Tonguç Genel Müdürlük'ten alınmış. Ama onların attığı tohumlar devam etmiş. Rus işgalinde Van Gölü kıyısında aşık alana 20-30 binadan oluşan bir tersane kurulmuş buraya. Erzurum Pulur Köy Enstitüsü Müdürü Nihat Salkur Ernis'teki binaları inceledikten sonra burasının enstitü kurulması için uygun bir yer olduğunu Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirilir. Yıllarca yerleşime kapalı olan binalar Ernis Köy Enstitüsü'nün hizmetine verilir. Bu gördüğünüz binalar daha önce var ama kullanılmıyor. Erzurum Pulur Köy Enstitüsü Müdürü Nihat Salkur eksik malzemeleri Pulur Köy Enstitüsü'nden Ernis Köy Enstitüsü'ne gönderir. Ernis Köy Enstitüsü'ne Türkiye'nin dört bir yanındaki daha önce kurulmuş köy enstitülerinden ihtiyaç neyse bu ihtiyaçlarına yönelik her çeşit malzeme gönderilir. Tecrübeleri paylaşılır. Öğrencilere 6 ay yetecek yiyecek, kırsasiye malzemeleri gönderilir. Dikiş makinesi, kamyonet, cip kadar her çeşit malzeme buraya bir dayanışma duygusuyla gönderilir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Ernis'te yapılan 41 kerpiç bina ve arsa da köy enstitüsüne devredilir. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri de kendisine ait olan 41 kerpiç binayı köy enstitüsüne verir. Hem Erciş'teki yaşanan deprem sürecinde birçok bina yerle yıkıldı. Van merkezinde en yeni binalar bile yıkıldı. Ama 1950'li yıllarda, 1948'li yıllarda yapılan binalar bu depreme inat burada ayakta duruyor.
Şimdi bunu neye bağlıyorsunuz? Efendim, doğru zeminde, doğru metodolojiyle, doğru mimariyle, doğru statikle inşaat yapılmasına bağlıdır. Yani bu aklın ve bilimin yolu birdir. Yani düşünün, işte Muradiye'de eski hükümet konakları yıkılmamış. Yani gümrük binası kullandığımız yer 1900'lerin başında, 1930'larda yapılan binalar yıkılmamış. Sonradan ne kadar çürük malzeme yaptığımız, ne kadar... Peki Van İl Başkanı olarak, Cumhuriyeti Halk Partisi İl Başkanı olarak önümüzdeki süreçte iktidar olacağız. Bu aşikar gözüküyor. İktidar olduğumuzda bu binalar yine böyle mi olacak? Siz Van İl Başkanı olarak o zaman il başkanı olarak mı kalırsınız, milletvekili mi olursunuz, bunu bilemiyorum ama illaki şimdi bir yıl sonra biz iktidar olacağız ve sizin de Van'da sözünüz olacak. Bize kamuoyu önünde, basının önünde de ne söz vereceksiniz? Burası böyle mi devam edecek, yoksa burası yeniden çocukların koştuğu bir yer mi olacak? Efendim, tabii ki biz hep beraber, el ele, omuz omuza, beraber bu işin takipçisi olarak biz bunları tekrar eğitime açmamız gerekir. Evet. Bunun takipçisi olacağımıza da söz veriyoruz huzurunda. Arı Durmuş, 1944 doğumluyum. Muradiyeliyim, Keçkıran köyünde doğmuşum. Evet. Tabii bu okulda okudum. Peki Keçikıran köyünden ilkokuldan mezun olduktan sonra buraya mı geldin? Şimdi zaten köyde de okul yoktu. Evet. Ben başka bir köyde yaya olarak gidip geldim. Ondan sonra buraya geldik. Ya imtihana girdik, kazandık, burada okuduk. Peki Muradiye'nin bir köyünde, evet, 1950'li yıllarda, evet, seni okula sevk eden kimdi? Anne miydi, baba mıydı, şimdi dede miydi? Şimdi şöyle bu size. Bu aydınlık yüzü sana kim sağladı? Ben size bunu söyleyeyim. Tabii babam köyün muhtarıydı. O zaman bir sefer Türkçe'yi bilen yoktu. Sonbahar'ın Alkaslak bizim köyün bitişiğinde bir köydür. 1952'de orada ilkokul yapılıyordu. Ben küçüklüğümde biraz meraklıydım. Tabii sonbahar bayanlar köyde, köyün dışında koyun sağmaya gidiyorlardı. Şimdi ben bir gün onlarla gittim, baktım öğretmen, yani okul daha bitmemiş. Öğretmen çocukları bir bahçenin içinde toplamış. Onlara yaprak, şu bu, Türkçe öğrenmeye o çalışıyor. Ben de uzaktan merak ettim, durdum. Öyle öğretmen yanıma geldi. Dedi, senin ismin ne? Dedim, Ali. Dedi, benim de ismim Ali. Biz adasız dedi. Dedi, ben Bursalıyım. Yeni buraya öğretmen olarak tayinliyorum. Baktı, ben bir iki tek Türkçe biliyorum. Öyle elimi şöyle tuttum. Dedi, sen okur musun? Dedim, okurum. Keçkıranlıyım dedim. Keçkıran köyün muhtarının oğluyum. Öyle elimi tutu bırakmadı. Hocam, sizi tanıyalım öncelikle. Ben Muhammed Deveci. 1968 yılında Alparslan Öğretmen Okulu'ndan mezun olan bu okulun bir öğrencisiyim. Kaç yılında buraya kayıt yaptırdınız? 1961 yılında kayıt oldum. 1968 yılında 7 sene burada okuduktan sonra Malatya Akçada İlköğretmen Okulu'ndan mezun oldum. Niye Akçada'ya niye gittin? Akçada'nın çeşitli nedenlerle okulumuz dağıtıldı, gönderildi. O zaman hani başka okullara nakil gibi bir durum vardı. Oradan öylece oradan mezun oldum. Peki buranın temeli köy enstitüsüydü. Köy enstitüsü. Geldiğinizde o ruhu hissettiniz mi? Biz öğretmen okuluna geldikten sonra köy enstitülerinden kalma bazı derslerimiz vardı. Bu dersler tarım gibi, iş gibi ve buna benzer bazı dersler vardı. Yani günlük hayatta kullanacağımız dersleri burada alıyorduk. Günlük hayatta kullanacağımız bilgileri burada ediniyorduk. Öğretmenlerimiz bize bu dersleri veriyordu. Çok da güzel, yararlı şeyler vardı bu derslerin içerisinde. Böylece burada yani iyi bir eğitim gördük. Şu anda okullarda olmayan, görülmeyen, yapılmayan etkinlikleri bu okulda bundan 54 yılı önce
öğrenciydim burada. Burada yapılıyordu. Mesela bir fizik dersi, bir kimya dersi, bir biyoloji dersi laboratuvarda yapılırdı. Bir resim dersi atölyede yapılırdı. Bir iş dersi atölyede yapılırdı. Burada bu hususta bugün diyebilirim ki üniversiteye denk gelecek bilimsel çalışmalar yapılan bir okuldu burası. Peki öğretmenliğe kaç yılında başladınız? Öğretmenliğe 1968 yılında başladım. Buradan aldığınız, Akçadağ'dan ve buradan aldığınız ruhla ilk tayin olduğunuz yer köy müydü, kent miydi, neydi? Köydü. Evet. Buradan mezun olduktan sonra Antalya'nın Akseki kazasının Akşahap köyünde öğretmenlik yaptım. 2 yıl orada kaldım. Askerlik nedeniyle Van'a geldim. O zaman askerliği 2 yıla çıkardılar diye ben de müracaat ettim. Konya'ya gittim orada. Askeri hastanede muayene oldum ve şeye geldim. Askerlik nedeniyle Van Özalp'a geldim. Hudut köyünde, sınır köyünde öğretmenlik yaptım 1 yıl. Daha sonra Van'a yakın bir köye geldim. Peki öğretmenim, şimdi burası sizden önce köy enstitüsüymüş. Evet. Köy enstitüsü binaları yıkılmakla terk edilmiş, mekruh bina haline gelmiş ve eğitim anlayışı da tamamen çökertilmiş. Evet. Şimdi bize Cumhuriyet'in 2. yüzyılında nasıl bir eğitim modeli önerirsiniz? Ya da kafanızda biz köy enstitülerini tekrar mı kurmalıyız, yoksa kent enstitüsü mü demeliyiz? Ya da başka bir anlayışla Cumhuriyet'i 2. yüzyıla nasıl taşırız? Bu konuda bize söyleyeceklerimiz neler? Benim bu hususta söyleyeceğim şeyler bilime dayalı eğitimin yapıldığı okullara dönüştürülmesi gerekir bu okullar. Eğer ancak böyle yapılırsa yararlı bir eğitim yapmış olurlar okullarda. 80 darbesiyle öğretmenlikten alındım. 1994'te Van Çelebi Bağ Belediye Başkanlığı bir dönem yaptım. Şu anda emekliyim. Özellikle bulunduğumuz alan tarihi çok eski olan köy enstitüsünün yerlerinden birisi Erniş olarak adlandırılan yerdir. Buradan özellikle bölgenin insanı okuyarak belki de ilk eğitim alanlarından bir yerdir. 1976 yılına kadar lise seviyesinde ilkokul öğretmeni olarak mezun vermiştir. Ondan sonra liseye çevrilmiştir. Türkiye'nin genelinde olduğu gibi. Erniş'in bizim de en büyük hatırası hem öğretmen yetiştirirken aynı zamanda da hayvancılıkla da uğraşmıştır. Özellikle Van Gölü'nün içerisinde olan Adır Adası olarak adlandırılan... Nerede o ada başkanım? Bu ileride bir yer. Van'ın kuzeyine düşüyor. Evet. Bulunduğumuz alanın da güneyine düşüyor. Özellikle Ermeni yerleşim bölgesi olan ve halen de kilisesi olan bir yerde Erniş'ten küçük teknelerle gemiler orada götürülüp yayılmış ve orada beslenmişlerdir. Okulun aynı zamanda et, süt ve benzeri ihtiyaçlarını da o koyunlar vasıtasıyla sağlanmıştır. Peki bu dağlar, şurası Erniş Köyü sanırım. Bir gösterir evet, misin? Evet. Erniş Köyü. Peki burada koyunculuk burada yapılamıyor muydu? Niye oraya götürmüşler? Yani bu bölgede zaten geçim kaynaklarından birisi hayvancılıktır ve küçükbaş hayvancılık daha çok yaygındır. Bu mera alanları çok evet, bu geniştir. Yani. Fakat okulun öyle bir özelliği var. Ha. Hem üreten hem tüketen aynı zamanda da bölgeye örnek olan bir özellikle o hayvancılık yani okulda yapılmıştır. Yani sadece burada eğitim yapılmıyordu, aynı zamanda üretim yapılıyordu. Evet. Hem tarım hem hayvancılık ama burada peki Van Gölü'nde balıkçılık da yapmışlar mı o dönem? Bir, bu konuda bir bilgi var mı? Balıkçılık özellikle en çok benim doğup büyüdüğüm ve belediye başkanlığı yaptığım Çelebi Bağı alanında inci kefal balıkçılığı yapılmıştır. Evet. Balıkçılık daha çok Van Gölü'nde akarsuların gölle buluştuğu alanlarda oluşmuştur. Yani gölle buluşmayan akarsunun olmadığı alanda inci kefal balıkçılığı yapılmıyor. Zaten balıkçılığın mevsimi de çok kısadır. Nisan'da başlar, Haziran'ın sonunda biter. Öyle bir özelliği var buranın inci kefal balıkçılığının durumu. Teşekkürler. Vekil Murat Atabay, Eğitim Senvan Şube Başkanı, sınıf öğretmeniyim.
sınıf öğretmeni. 2002'den bu yana sınıf öğretmenliği yapıyorum. 2016'dan bu yana da ihracım. Vanlı mısınız? Vanlıyım. Çaldıranlıyım. Çaldıranlısınız. Evet. Muradiye'yi, Ernest Köyensü'nü biliyorsunuz, biliyorum. Duydunuz. Evet. Evet. Öncelikle ihracınızın biteceği günler yakın, onu söyleyeyim. Şimdi eğitim örgütü, eğitim emekçilerinin örgütü olarak, eğitim sen olarak ben de kurucu genel başkanım. Dolayısıyla iki eğitim senle yan yanayız. Bize bu miras, özellikle köy enstitüleri mirası Fakir Baykurtlardan geliyor. Fakir Baykurt biliyorsunuz Gönen Köy Enstitüsü mezunuydu. Bize eğitim sen olarak bu alanda geçmişte yapılanlarla geleceğe taşınanlar arasındaki görüşleriniz nedir? Buraya dair ne yapmalıyız, ne yapılabilir? Bize bunları açıklarsanız. Buyurun. Öncelikle şeyi anmak lazım. Yani bu mirası bize bırakanları anmak gerekiyor. Başta Fakir Baykurt olmak üzere. Tabii ki geçmiş yıllarda eğitim enstitülerinin eğitime kazandırdığı, özellikle öğretmen yetiştirme anlamında ne kadar nitelikli öğretmenler yetiştirdiğini geçmiş öğretmenlerimizden ve sendikal anlamda bize bıraktıkları mirastan çok net olarak görebiliyoruz. Aslında bugünkü yaşananlara baktığımız zaman neyin olmaması gerektiği de çok net ortaya çıkıyor. Yani öğretmen nasıl yetiştirilmez, bir eğitimci nasıl yetiştirilmez, eğitim öğretim nasıl heba edilirin örneğini bugün çok net olarak görebiliyoruz. Tabii ki biz de geçmişe takılıp kalmıyoruz. Köy enstitülerinin olumlu yanlarını alarak bugün de öğretmen yetiştirme politikalarında, öğretmen yetiştirme stratejilerinde yaşanan eksikleri giderecek bir noktadan bakmak gerekiyor. Bunun da belki de birinci yolu bugün yetiştirmeye çalışılan, işte ideolojik sayıklarla yetiştirmeye çalışılan, biat eden, hiçbir şeye itiraz etmeyen genel öğretmen yapısını da belki biraz değiştirmekten geçiyor. Köy enstitüleri de bunu belki görmek, uygulamak anlamında da geçmişten örnek alabileceğimiz uygulamalardan biri. Ben 68 ilk öğretim mezunuyum. O dönemde...